أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız bağışlansın. Yine buraya gelirken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki takva, İzzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş olduğu bir hadis-i şerifi şöyle nakletmektedir. Kuşkusuz İslam garip başladı ve günün birinde tekrar başladığı gibi garip olacaktır. Bu hadis-i şerif Müslim'de iman bölümünde geçmektedir. Hadisin değişik varyantlarında bir fazlalıkla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ifadeleri kullanıyor. Yılanın deliğine çekildiği gibi, yılanın deliğine çekildiği gibi İslam'da iki mescit arasına çekilecektir buyurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste Müslim'de geçmektedir. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İslam garip başladı, yine bir gün aynı şekilde garipliğine geri dönecektir buyurduktan sonra yılanın yuvasına veya deliğine çekildiği gibi İslam'ın iki mescit arasına çekilmekten kasıt nedir diye soracak olursanız Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu da izah etmiştir. Buyurmuştur ki nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu dönemde yani İslam'ın ve Müslümanların garipleştiği ve garip olacağı günde İslam selin aktığı gibi Medine'ye süratle akacaktır. Dikkat edin. İslam selin aktığı gibi Medine'ye süratle akacaktır. Yine nefsimin gücünü elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki tıpkı bir yılanın yuvasına tekrar geri döndüğü gibi İslam da şu iki mescit arasına hapsolunacaktır. Bu hadis-i şerif de İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçmektedir. Hadisin ışığında muhaddisler yorum yaparlarken demişler ki İslam'ın sıkıştığı iki mescit, biri Mekke'deki Kabe-i Muazzama, diğeri de Medine'de yer alan Mescid-i Nebevi'dir. Değerli kardeşlerim, İslam'ın nuru Mekke'de doğdu, Medine'den yayıldı. Sahabe-i kiram yeryüzünün her tarafına dağıldı, İslam'ı insanlara ishar etti, açıkladılar, onlara örnek oldular. İslam'ı kabul eden ve İslam'ı yaşamak isteyen zümreler birer birer, onar onar, yüzer yüzer aileler, kabileler, aşiretler Mekke'ye ve Medine'ye İslam'ı öğrenmek, İslam'ı yaşamak için akın ettiler. Şimdi oradan aldıkları feyzi tekrar yeryüzüne yaymak için dünyanın her tarafına yayıldılar. Dikkat edin, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir günden bahsediyor ki yılan nasıl
yuvasından bir yiyecek bulmak için çıkıp korktuğunda tekrar yuvasına hızlı bir şekilde giriyorsa, ümmeti Muhammed de, Müslümanlar da, İslam dinini yaşamak isteyenler de korkutulacaklar. Bir yılanın deliğine kaçtığı gibi iki beldeye, Mekke'ye ve Medine'ye sıkışacaklardır. Biz bu hadis-i şerifi yıllar önce fitneler dönemini incelerken konuşmuştuk. Üzerinde durmayacağız. Bizim bu akşam üzerinde duracağımız konu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifte buyurduğu İslam garip başlamıştır ve tekrar garipliğine geri dönecektir dedikten sonra dikkat edin. Ebu Hureyre'nin naklettiği farklı bir hadiste Allah Resulü dedi ki ne mutlu o gariplere fe subhanallah. İşte biz bu akşam nasip olursa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi söyledikten sonra sahabenin birçoğunun ya Resulallah o müjdelenen garipler kimlerdir sorusuna verdiği cevapları konuşacağız ve inşallah programımızı en kısa sürede bitireceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam garip başladı. Ne mutlu o gariplere diye hadis-i şerifi bitirdiğinde sahabenin bazıları dediler ki ya Resulallah garipler kimlerdir? Şimdi herkesin başta Şakir abinin dikkat çekilmesi gereken uyuyan kardeşlerin tamamen zihinlerini ve yüreklerini bana doğru yönlendirmeleri gereken kelimeleri söyleyeceğiz. Bunlar benim şahsıma ait değil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bildirmiş olduğu hakikatlerdir. Eğer bu ümmetin garipleri olmak istiyor, Resulullah'ın müjdesine mazhar olmanın mutluluğunu tatmak istiyorsanız, ne olur Peygamber aleyhisselama iletilen 4 sorunun cevabını yine Resulullah'tan dinleyin. Dediler ki ya Resulallah, garipler kimlerdir? Birinci rivayet. Allah Resulü buyurdu ki, kabilelerinden, aşiretlerinden, akrabalarından, ailelerinden, açalım biraz daha hadisi, İslam için ayrılıp uzaklaşanlardır. Bu hadis-i şerif Ahmed bin Hanbel'de, aynı zamanda İbn-i Mace'de geçmektedir. Resulullah dedi ki, kabilelerinden İslam'ı yaşayabilmek için hicret edenler uzaklaşanlardır. Bakın, eğer bu dönemi müşahede etmek istiyorsak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği garip dönemden haberdar olmak istiyorsak şu hadisi de muhakkak dinlememiz gerekiyor. Ebu Umame diyor ki Resulullah şöyle buyurdu. Dikkat edin. Bu dinden yüz çevirme zamanı. Allahu Ekber. Bu dine rağbet edilen bir dönemden bahsettikten sonra insanların bu dine iltifat edip bunun alametinin ne olduğunu Peygamber aleyhisselam öğrettikten sonra sahabeye döndü dedi ki dikkat edin. Bu dinden yüz çevrildiği zaman hangisidir diye soruyorsanız, bunun burhanı ve delili nedir diye sorarsanız, bakın aleyhissalatü vesselam dedi ki bir kabilenin baştan sona, yani kabilenin reisinden en alt tabakadaki çobanına varıncaya kadar, kabilenin zengininden en fakirine varıncaya kadar, kabilenin soylusundan kabile içerisine esir alınıp köle edinilip sömürülen kişiye varıncaya kadar dini anlamalarından uzaklaşan, bakın dini anlamalarından uzaklaşan, aralarında bir veya iki fakihin bulunduğu, muhaddisler bu hadisi açıklarlarken fakihten kasıt sünnet üzere yaşayanlardır demiştir. Aralarında bir veya iki fakihin bulunduğu, onların da aşağılanıp zelil bir konuma konulduğu zamandır buyurmuş. Allahu Ekber. İnsanların dinden uzaklaştığının alametini görmek istiyorsanız falanca kabilelere bakın, aşiretlere bakın, ailelere bakın.
Onların içerisinde dikkat edin, sünnet üzere yaşayan ya bir kişi vardır ya iki kişi vardır. O bir veya iki kişi de aşağılanmıştır. İslam'ı yaşadıklarından dolayı da hor ve hakir görünmüşlerdir. Sonra aleyhissalatü vesselam dedi ki, onlar konuşup iyiliği emredip kötülükten alıkoyduklarında susturulurlar. Dudaklarına kilitler vurulur ve sonra da der ki onlar mağlup edilip hor görülürler. Onların bu konuda yardımcıları ve dostları yoktur. Bu hadiste Taberani'de geçmektedir aziz dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın düşmüş olduğu bu değersizliği kıyametin alametlerinden saymıştır. Zira buyuruyor ki kıyamet alametlerinden biri de mümin bir kimsenin kabilesi içerisinde bir koyundan daha değersiz olmasıdır buyuruyor. Subhanallah. Bir müminin kabilesi içerisinde bir koyundan daha değersiz olduğundan bahsediyor. İbn Mesud da diyor ki öyle bir gün gelecek ki bir mümin kendi kabilesi ve toplumu içerisinde bir cariyeden daha değersiz olacaktır. Şimdi aziz dostlarım, eğer bir mümin kardeşimiz aşiretini, akrabalarını, yaşamış olduğu, doğduğu, doyduğu beldeyi sırf Allah'ın dinini yaşamak, sırf Allah'ın ve Resulünün emirlerine sadık kalabilmek, kitabın helal ve haramlarına dikkat kesilmek konusunda terk ediyorsa, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki işte o kişi gariplerdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne mutlu o gariplere buyurduğu sözün gölgesi altında kalacak kişilerdir. Hayatına şahit olduğumuz birçok kardeşimiz vardır. Nice insanlar vardır ki doğdukları ve doydukları yeri sadece ve sadece Allah'ın dinini yaşamak için terk etmişlerdir. Benim doğduğum yer değil, doğduğum yer önemli, doyduğum yer önemlidir kapitalist sözünün arkasında durmayarak benim için Allah'ın şeriatını yaşayabileceğim yer asıl diyardır, mutlu olacağım beldedir diyerek topraklarından uzaklaşmışlardır. Sadece bir ili başka bir ile tercih etmemişler. Bir ülkeyi bir ülkeye tercih etmişler. Yakını uzağa tercih etmişler. Uzağı da yakına çevirmişler kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kişilerden bahsederken garipler olarak bahsetmektedirler. Hele bugünümüzde. İnsanlar topraklarını, vatanlarını, doğdukları ve doydukları yeri neden terk etmektedirler? Ya popçu olmak için, ya topçu olmak için, ya makam ve mevki elde etmek için, ya haramlara daha rahat müptela olabilmek için topraklarını ne yapmışlardır? Terk etmişlerdir. Ama bu niyeti taşısa da Allah Subhanahu ve Teala hicret ettiği diyarlarda onları kimlerle tanıştırmıştır? Müslümanlarla tanışmıştır. Ve onun da tabir yerindeyse hicreti İslam'a doğru yönelmiştir. Allah'a hamdü senalar olsun. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki garipler kabilelerinden İslam için, İslam'ı yaşamak için ayrılıp uzaklaşanlardır buyurdu bu birinci rivayette. Peki ikinci rivayet nedir? Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Dediler ki ya Resulallah, garipler kimlerdir? Hadisi rivayet eden sahabe Abdullah el-Müzeni radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benden sonra insanların bozduklarını sünnetim ile düzeltenlerdir. Allahu Akbar. Bu hadis Tirmizi'de iman bölümünde geçer. Allah Resulüne tekrar sordular. Ya Resulallah, o garipler kimlerdir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki insanlar bozulduğunda onları düzeltenlerdir. Bu hadiste Taberani'nin Mucemul Efsad'ında geçmektedir. Ne diyor Müslümanlar? Allah Resulü dedi ki benim vefatımdan sonra şehvetlerine, arzu ve heveslerine tabi olup da namazı, orucu, zekatı, Allah'ı, Resulünü ve
ahireti terk eden bir toplumun karşısında durarak onlara nasihat eden kimselerdir. Allahu Ekber. Toplumun bozukluğundan, çürümüşlüğünden, kokuşmuşluğundan dem vurarak uzaklaşanların karşısında durarak insanları Allah'a ve Resulüne davet eden kimseler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ne mutlu o gariplere denilen kimselerdendir. İnsanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bidatlara ve hurafelere daldığı bir dönemde onları Kur'an'ın ve sünnetin aydınlığına davet eden kimseler gariplerdir. Allah'ın razı olmayacağı yollarla memnun etme çabası içerisinde olan kişilerin cehaletliğini Allah'ın razı olacağı yola sevk etmek için mücadele eden kimseler gariplerdir. Nebi Aleyhisselam'dan arşın uzaklaşmalarına rağmen basit uydurma yöntemlerle, hurafelerle biz peygamberi bir yoldayız, biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolu üzereyiz diyenleri, hayır sizler Resulullah'tan uzak, Selefi Salihinin yolunu terk etmiş kimselersiniz diyerek tek başına da olsa karşılarında durup onlara hakkı ishar eden kimseler gariplerdir dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peki üçüncü rivayete geleceğiz kardeşler. Bu insanlara hakkı anlatan, hakka doğru ileten, sırat-ı müstakim çizgisine onları çekmek isteyen insanlar, bu sokakları dolduranlar, bu mahallenin her köşesinde yer alanlar, bu toplumun her tarafına sirayet etmiş de insanları kucaklayıp hakkı anlatan kimseler mi? Bunların sayıları bu kadar çok mu? Bakın üçüncü rivayet. Peygamber aleyhissalatu vesselama dediler ki ya Resulallah garipler kimlerdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kötülükleri çok olan insanların arasında sayıları az olan salih bir topluluktur. Garipler kimlerdir? Kötülükleri çok olan bir toplum içerisinde sayıları az olan salih kimselerdir. Demek ki bizim için ölçü sayıların çokluğu değilmiş kardeşler. Bakarsan bizim tarikatımız ta diyarlara kadar ulaşmıştır. Bizim cemaatimizin gölgesi ülkelere aşmıştır. Bizim düşüncemiz falanca yerlere kadar hakim olmuştur. Demek ki düşüncesi doğru olan bir düşünce değilmiş. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gariplerden bahsederken haramın ayyuka çıktığı, tavan yaptığı, zirve oluşturduğu bir dönemde sayıları az olan salih bir topluluktur dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra devam etti dedi ki onlara karşı gelenler onlara itaat edenlerden çok daha fazladır. Allahu Ekber. Öyle değil mi Müslümanlar? Dün akşam saat gece 12'de Allah'a ve Resulüne meydan okurcasına ahireti tamamen sırtlarının arkasına atarak hatta ayaklarının altında basarak nasıl dünyevi bir pozisyonun içerisinde aşağılık bir konuma düştüklerini hepimiz şahit olduk. Yeryüzünün her tarafında, aynı anda, aynı saatlerde, aynı saniyelerde, fıskı fucur içerisinde, yeni yıla çok daha mutlu ve huzurlu girme dilekleriyle, içkiyle, kumarla, zinayla, küfürle, isyanla, gadaplandırılarak alemlerin Rabbi olan Allah'ı yeni bir nesle, yeni bir döneme, yeni bir zamana adımlarını atan topluluğun içerisinde onları uyaran, onları ikaz eden, onlara nasihat eden, yaptıklarının doğru olmadığını ishar eden az bir salih topluluktan bahsetti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şu, ne olur şu gözlerimizi çevirelim. Çalıştığınız fabrikaya ne olur bir bakın. Namaz kılanlar mı daha fazladır? Yoksa namaza davet edip de namazının karşılığını, davetinin karşılığını alamayanlar mı? İçki içenler mi daha kalabalık? Yoksa kardeşim içme bak, evladının rızkını harcadığın gibi, hanımının rızkını harcadığın gibi, aynı zamanda Allah'ı gadaplandırmaktasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, devamlı içki içen bir kimsenin affedilmeyeceğinden bahsediyor. Ne olur bunu terk eden diyenlerin sayısı mı fazla?
Oturduğunuz semtlere bir bakın. Kadınlar ve erkekler zina ederlerken acaba onların sayısı mı daha fazla? Yoksa yapmayın kardeşlerim. Allah Azza ve Celle size bu kadınlarla veya bu erkeklerle zina etmeyi yasaklamaktadır diyerek onları inzar eden, onları korkutanların sayısı mı daha fazladır? Allah için size soruyorum. Kimin sayısı daha fazla? Mescitler mi daha fazla dolmakta, kumarhaneler mi? Davet sahaları mı daha geniş, yoksa futbol sahaları mı? Allah'ın zikredildiği meclisler mi daha kalabalık, yoksa Allah'a ve Resulüne savaş açan, isyan eden mekanlar mı daha kalabalık? Karşılaştırdığımız zaman vaka ortada. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, fıskı fucurun bu kadar geniş olduğu, kalabalık olduğu bir dönemde sünnet üzere yaşayan ve insanları sünnete, Resulullah'ın hayatına davet eden salih küçük bir zümreden bahsetmektedir ki Resulullah'ın ifadesiyle bunlar gariplerdir kardeşlerim. Son dördüncü rivayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Dediler ki ya Resulallah, garipler kimlerdir? Nebi Aleyhisselam buyurdu ki, şimdi ne olur buraya dikkat edin kardeşlerim. Dinlerini korumak için, muhafaza altına almak için kaçan kimselerdir dedi. Allahu Ekber. Dinlerini muhafaza etmek anlamında. O salih bir zümre vardı ya, üçüncü rivayette. Kendilerini koruyamayacak bir hale düştükleri zaman, dinlerini yaşayamayacakları bir serüvene sürüklendikleri zaman, bırakın anlatmayı, dinlerini dahi yaşayamayacakları bir hale düştükleri zaman, o toplumlardan, o ülkelerden, o topraklardan kaçan kimselerdir dedi. Peki bunların akıbeti ne olacak? İnşallah Resulullah dedi ki Allah-u Teala onları İsa bin Meryem aleyhisselamla birlikte haşredecektir. Bu hadis-i şerif de İmam Ahmed bin Hanbel'in Kitab-ı Züht eserinde geçmektedir. Kimle? İsa aleyhisselamla. Hadis çok manidar ha Müslümanlar. Roma'nın zulmünden kaçan İsa aleyhisselam ile, Yahudilerin zulmünden kaçan ve Rabbine yükselen İsa aleyhisselamla beraber dirilecekler. Yaşamış olduğu fıskı fucurun içerisinde dimdik duran ve insanlara hakkı anlatan İsa aleyhisselamla beraber dirilecekler. Allah azze ve celle bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Evet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İslam dininin ve onun mensuplarının garipleşeceği, tek kalacağı, güçsüz olacakları bir dönemden bahsetti ve o gün sünnete sımsıkı sarılan, sünnet üzere yaşayan, Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine yapışan kimselerin felah bulacağından, kurtulacağından haber vermektedir ki Cenab-ı Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Şimdi ey gençler, şu an bir takım güçler, ister medya eliyle olsun, ister ekonomiyle olsun, ister ellerindeki en gelişmiş silahlarla olsun, sizleri şehvetlerinizin, arzu ve isteklerinizin esareti altına sokmak için mücadele etmektedirler. Bugün bir takım güçler sizleri sırat-ı müstakim çizgisinden uzaklaştırarak şeytanın ve dostlarının eğri yollarına davet etmektedirler. Şu an bir takım güçler Müslümanların ifsad, zelil, aşağılık, hor ve hakir bir konuma düşmeleri için ellerindeki bütün imkanları kullanmaktadırlar. Bunları göz boyayarak, süslü göstererek bizlerin dünyasına sokmaktadırlar. Büyük bir çoğunluk,
Özellikle genç gruplar içerisinde azımsanmayacak büyük bir grup bu küfrün tuzaklarına koşmaktayken Allah Azze ve Celle sizin ayaklarınızı o dosdoğru yol üzere sebat ettirsin ki onların karşısında, selin karşısında duran bir kayık hükmündesiniz. Allah Azze ve Celle bu konuda sizlere güç ve kuvvet versin kardeşlerim. Ne olur? Küfrün içinde bulunduğu ve üstünü perdelediği zilleti fark edip İslam'ın izzet ve şerefinde sebat etmeye gayret gösterin, tek başınıza da kalsanız. Özellikle üniversiteden mezun olup da memurluk görevleri için şehirler terk eden, ailesinin yanından uzaklaşan, başka bir diyarda yalnız yaşayan kardeşlerime sesleniyorum. Elde ettiğiniz makamlar, mevkiler, edindiğiniz garip çevreler ne olur sizi Allah Resulü'nün belirttiği dosdoğru yoldan ayırtmasın. İçinde bulunduğunuz meşakkatler, sıkıntılar ve problemler sizi asla ve kat'a Allah'ın ve Resulü'nün bildirdiği doğrulardan uzaklaştırmasın. Özellikle davet amaçlı diyarlar gezen ama küfrün zulmüne şahit olan, küfrün elindeki servete aldanıp da davetinden vazgeçen kardeşlerim, ne olur garipliğinizle, garibanlığınızla, tek ve yalnız kalışınızla mutlu olun. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İslam garip başladı. Mekke sokaklarında tek başına bir çağrı ile başladı. Sonra tekrar garip bir hale gelecektir. Ne mutlu o tek ve yalnız kalanlara. Allah Azze ve Celle gecenizi, akıbetinizi hayır eylesin. Cennetinizi firdevse âlâ kılsın. Allah Azze ve Celle şu an yeryüzünün değişik yerlerinde zulüm altında bulunan kardeşlerimize yardım etsin. Mazlumluğundan dolayı iftiraya maruz kalarak özgürlüğü ellerinden alınan kardeşlerimizi esaretten kurtarsın. Çeşitli hastalıklar, ekonomik sıkıntılar neticesinde imtihana tabi tutulup bu imtihana dayanamayan kardeşlerimize yardım etsin. Bizden önce ahirete intikal etmiş olan müminleri de Rabbim affetsin ve bağışlasın. Kalbimizde müminlere karşı bir kin ve düşmanlık bırakmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salavatı.